Arkadaşlar, hepinize selamlar. Uzun bir süreden sonra kısa bir içerik üretmek istedim bugün. Biraz yol videosu var, yaklaşık 5-6 dakikalık. Kalan sürede biraz muhabbet etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bu platformu kurdum. Gerçekten çok iyi arkadaşlar edinmeye başladım bu platformda. Onların inanılmaz destekleri var. Onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi o arkadaşlarımızdan da bazıları benim daha fazla bu işe zaman ayırmamın gerektiğini ve daha çok muhabbet etmemi istediklerini söylüyorlar. Onlar istinaden bugün biraz da muhabbet etmek istedim. Hepinizin emeklerine sağlık. Teşekkür ederim desteğiniz için. Şimdi arkadaşlar, bu videomda daha çok CF motorunu ülkemizdeki konumunu anlatmak istiyorum size. Şimdi benim gözümde CF moto Honda Yamaha değil. Ama en alt tabakada bulunan diğer Çinliler diye, şimdi tek tek ismini saymayayım, diğer Çinli modeller de değil. Bu üst ve alt modellerin bulunduğu yerin tam ortasında konumlanmaya çalışan bir marka. Buna örnek olarak CF Moto, Bajaj, Kimco, bu tarz markalara da örnek verebiliriz. Yani kesinlikle CF Moto'nun Yamaha, Honda'yı rakip alma gibi bir söz konusu değil. Zaten fiyatlarından da bunu görebiliyorsunuz. Hazır bu CF Moto'nun bu konumundan bahsetmişken, kendim de daha çok videolarını, zaten sizler de biliyorsunuz, kullanıcı deneyimlerimi aktarıyorum sizlere. Hemen hemen CF Moto ile geçmişim bir sene kadar. 4000 kilometrelerdeyim. Aktif olarak ben kullanmadığım için günlük olarak. O yüzden benim kilometre yavaş ilerliyor. Şu zamana kadar, yani ben bu motoru 24.000 TL'ye almıştım. Şu aralarda 34-35.000 TL bandında. Bu fiyata alabildiğim performans, yani beni çok tatmin ediyor açıkçası. Çok da memnunum. Hiç de büyük bir sıkıntı yaşamadım. İyi ki NK250'yi almışım. Ha, o zamanlar Dominar 250 Bajaj markası vardı. O olsaydı belki onu tercih ederdim. O da güzel bir motor. Aralarında 3000 TL kadar bir fark var. Dominar biraz daha pahalı. Ama onun da size sunduğu avantajları oldukça fazla. Zaten CF Moto 250 NK, 150 NK ya da 400 NK alıp çok da memnun olmayacağınızı sanmıyorum. Tek memnun olmayacağınız konu ise servisleri. Yani gerek forum sitelerinde, gerek gruplarda, WhatsApp gruplarında herkesin en çok dert yakındığı konu servisleri. Maalesef bu konuda çok açık konuşamayacağım. Çünkü genel olarak CF Moto'nun servisleri Mondial servislerine verilmiş ve bisiklet servisi gibi çoğu gittiğiniz servisler çok amatör. Hiçbir kurumsallık yok. Olan servisler vardır ama Türkiye'de bir elin beş parmağını geçmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu motoru aldığınızda iyi bir özel servisiniz olursa, tanıdığınız, güvendiğiniz, ileride de rahat edebileceğinizi düşünüyorum. Parça konularında temin şekli araya pandemi de girince biraz daha zor temin ediliyor. Gerçi bu çoğu markada aynı şekilde. Yani farklı markalarda da olan forum sitelerini araştırdığımda kişiler parçanın çok beklediğini söylüyorlar. Ama fabrikaların açıklaması da genellikle pandemi araya girdi. Parça üretimi azaltıldı. O yüzden de bekleme süresinin arttığını söylüyorlar. Mondial servislerinde de durum bu şekilde. Honda'da bir ay beklerseniz Mondial servislerinde iki ay beklemeniz acı bir gerçek. Bu şekilde bir dezavantajından bahsedebilirim. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gayet memnunum. Ciddi uzun yollara da gittim motorumla. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Hatta dün radyatör suyuna baktım. Bir senedir hiç bakılmıyor belki de. Sadece o seviyeden kontrol ediyorum. Hiç azaltmamış, su azaltmamış. Sağlıklı bir motor da olması gereken de bu zaten. Hatta Mondial servisinde bir arkadaşımın başına gelen, hatta bir takipçinin başıma gelen bir olay anlatmak istiyorum. Burada ona da değinmek istiyorum. Servis ismi vermiyorum. Yanlış anlamayın. O konuda isim vermeyeyim şimdilik. Öğrenmek isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Mod tuşu var ya, sport ve normal ekranı değiştirdiğiniz bir tuş var. O arkadaşın tuşu bozulmuş. Normal. Sonuçta mekanik şeyler, yani arızayla da karşılaşabilirsiniz. Buradaki servise gidiyor ve servisten kendisini suçluyorlar. İşte siz buna hızlı basmışsınızdır, o yüzden bozulmuştur gibisinden. Aslında servisin burada sizin yanınızda olması gerekiyor daha çok demesi lazım ki oradakilerin. İşte yani sonuçta bu mekanik parça bozulmuştur falan gibisinden konuşmaları lazım.
Ve arkadaşa şey diyorlar, fotoğrafını çekiyorlar işte. Servise gönderiyorlar ama öyle söylüyorlar. Servis bunu karşılamaz, size de 500 TL bir masrafı var diyorlar. Tamam, eyvallah. Arkadaş geliyor. Sonra kendisi farklı bir ildeki bir servise gidiyor. Araştırıyorlar, bakıyorlar şasi numarasından, plakasından. Herhangi bir servis kaydının açılmadığını söylüyorlar. Ve kendileri servis kaydı açıyor ve garantide bu parçayı karşılıyor. Bu kadar basit. Ya garanti ya. Sonuçta siz bu parçayı fabrikadan alıyorsunuz. Neden bunu zora sokuyorsunuz? Yani amaçları yapmak istememek. Kısa yoldan para kazanma peşindeler. Yağ değişikliği falan gibi işlerin peşindeler. Ama böyle uğraştırıcı işler geldiğinde Mondial servisleri gerçekten sınıfta kalıyor. İnşallah CF Moto özellikle kendisi bir marka olarak servis açarsa çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten yurt dışında bu şekilde, Avrupa'da bu şekilde. Neden Türkiye'de bu şekilde değil? Bakalım. Zaman neyi gösterir bilemiyoruz ama bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Thank you.
Kolay gelsin. 30 TL benzin. Kolay gelsin. 30 TL. Teşekkürler. Bana pişe gerek yok. Hadi hayırlı işler. Daha varmış gerçi. Yabancı attı da. Eyvallah. Hadi kolay gelsin.